Merhabalar sayın seyirciler. Nida ile Kuantum Sıçraması programına hoş geldiniz. Birkaç haftadır takip eden bir çalışma yapıyoruz sizinle. Ekranlarınızda benim bireysel seanslarımda yapmış olduğum çalışmayı genel olarak sizlere uygulatmaya çalışıyorum. Şimdi tekrar biraz geriye döneceğim. Çünkü her hafta yeni izleyiciler katılıyor aramıza. Bunu nereden biliyorum? Gelen sürekli telefonlardan, aldığım maillerden biliyorum. Gerçekten ilgi gösterdiğiniz programımıza çok çok teşekkür ederim. Bundan sonraki haftada Cuma günü saat 22'de gerçekleşmeye başlayacak. Akşam seyircilerimizle beraber de olacağız bu dönemden sonra, önümüzdeki haftadan itibaren. Şimdi ben tekrar etmek istiyorum. Nereden başladık ve nasıl gidiyoruz? Kuantum sıçramasının ilk 5 adımıyla başlamıştık. Özetlersek ilk başta, evrende her şeyin bir enerjiden ibaret olduğunu bahsetmiştim. Bunu ben değil, tamamen kuantum fizikçileri söylüyor. Yani yeni bilim, yeni çağın bilimi evrende her şeyin saf enerji olduğunu söylüyor. Yine bilim adamları şunu söylüyorlar. Düşünce çok yoğunlaşmış bir enerjidir ve dışarıdaki enerji sistemlerinin dalga boylarını ve oluşumlarını değiştirip dönüştürebilecek güçtedir. Hatta daha evvelki zamanlarda ben yağmur duasına çıkanlara gülerdim. Ne yapıyorlar acaba diye, yani nasıl oluyor da yağmur yağdırıyorlar diye. Ama şimdi baktığım zaman o kadar mantıklı ki, yoğun birçok kişi yoğun bir biçimde aynı şeyi talep ettiği zaman dışarıdaki frekanslarda, yani olasılık ve henüz bize maddeymiş gibi gözükmeyen alanlarda maddeleşme formu, yani yoğunlaşmış enerji formunu algılamaya başlıyoruz. Şimdi biz de öncelikle şunu yapmak istiyorum. Kendimize geçmekten önce, bu bir misyon. Hepimiz ülkemizi çok seviyoruz. Vatanımızı çok seviyoruz. Lütfen hepimiz ülkemizin barışı için ve içeride sulh olsun diye, bolluk bereket olsun diye, herkes iş bulabilsin, rahat bir hayat sürülsün diye, sürelim diye zihnimizi yoğunlaştıralım. Bir 10 saniye, 15 saniye bu talepte bulunalım. Toplu halde yapılan tüm talepler bizim gerçek hayatımızı gerçekleştiriyor. Evet, bir 10 saniye kapatın gözlerinizi. Ülkemiz barış içerisinde, huzurlu, bolluk ve bereket içerisinde, kendi gücüne sahip. Bunu istiyoruz hepimiz. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bize dönüyoruz. Daha evvel demiştim ki, insanlar ne istediğini bilirlerse bir yerlere ulaşabiliyorlar. Zihnin böyle bir yapısı var. Yani zihin şunu istiyor. Ben şuraya gitmek istiyorum. Benim hedefim bu. Şunların şunların olmasını istiyorum diye bir komut bekliyor bizden. Eğer biz komut vermezsek zihin bulduğuna gitmeye başlıyor. Yani bir taraftan korkular, acaba arzu ettiğim hayatı kurabilecek miyim? İşte evlenebilecek miyim? Para sahibi olabilecek miyim? İş bulabilecek miyim korkusunun enerjisi yayılırken bir taraftan da bunları istemenin enerjisi yayılıyor. Ve evrende enerjiler resmen tartıya girer. Hangisinin enerjisi daha yoğunsa onun gerçekleşme olasılığı yükseliyor. Eğer sizlerin korkuları çok çok yüksekse, o zaman korkularınızı gerçekleştirme olasılığını yükseltiyorsunuz. Bu nedenle isteğimizi coşkulandırmalıyız. Yani isteğimizi yakıcı bir arzuyla istemeliyiz ki korku enerjisinin önüne geçelim. Birçok kişiye sormuştum, ne istiyorsunuz hayatınızdan diye. Pek yanıt alamadım açıkçası. Çok enderdir net istekler. Bir yıl sonrası, 5 yıl sonrası planları. Birinci maddemiz, arzu ettiğimiz hayatı olsun diyerek istemek. Yani evrene sipariş vermek. Aslında kendi zihnimize sipariş vermek. Çünkü her şey oradan çıkacak. İkinci maddemiz, eğer yazmayanlar varsa lütfen bunları not etsinler. Yani birinci maddeyi not edin, istemek. İkinci madde, gözlerinizi kapatacaksınız ve bu istediğiniz yaşam gerçekleştiği zaman ne hissettiğinizi kendinize soracaksınız. Kendinizi değerli mi hissediyorsunuz, güçlü mü hissediyorsunuz, güvende mi hissediyorsunuz, huzurlu mu hissediyorsunuz, verimli mi hissediyorsunuz? Ne hissediyorsunuz bu hayatınız gerçekleştiğinde? İkinci madde hislerimiz. Çünkü her düşüncenin gerçekleşmediğini size söylemiştim. İçerisinde duygu yüklü olan düşünceler gerçekleşir. Arabanın yakıtı gibi aynı. Her araba gitmez, benzinli olan araba gider. Her düşünce gerçekleşmez, duygusu olan düşünce gerçekleşir. O yüzden korktuklarımız başımıza geliyor ama artık bunu yapmayacağız. Coşkulandıklarımız, yakıcı bir arzuyla istediklerimizi hayatımıza getireceğiz. Ve bu seçim hakkını kullanmaya başlayacağız.
muhteşem bir zihne sahibiz. Bütün özellikler var. Yaratıcılık özelliği var, oldurtma özelliği var. Her şeye kadir olma, muktedir olma, bütün bu özelliklere sahibiz. Ve bunları artık kullanmaya başlayacaksınız. Geliyorum üçüncü maddemize. Üçüncü maddeniz, arzu ettiğiniz şey herhalde çok uzak bir istek değil. Yani bir Jüpiter'e gitmek, Güneş'e gitmek, Ay'a çıkmak. Şimdi çıkıyor da hani normal koşulda bizlerin istediği bir şey değil. Yahut da bir anda çok zengin olmak, dünyanın en ünlü aktrisi ya da aktörü olmak değil. Yani istediğiniz şey mutlaka öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Olabilirliği olacak bir şeylerdir. Benim arzum olabilirlik sınırlarınızın biraz üstesinde çıkmanız. Çünkü kendi bütçelerinize göre düşünmeyin. Evrenin bütçesi sınırsız ve sonsuz. Kendi kendinizi kısıtlamayın. Bunun için de çok uçmayın. Bunun dengesini kurmanız lazım. Olabilirliğine inanıyor musunuz isteklerinizde? Bunu soruyorsunuz ve üçüncü madde, ben bu hayatı gerçekleştireceğime yürekten inanıyorum diye yazmanız gerekiyor. Dördüncü maddeye geçtiğimde insanlar en çok kendilerini ket vurdukları duruma geliyoruz. Hak etmediklerine inanabiliyorlar. Bir insan her şeyi hak eder. Biz bu dünyaya deneyimlemek için geldik. Olumlu ya da olumsuz her şeyi deneyimleyeceğiz. Düşeceğiz, kalkacağız, yanlışlar yapacağız. Herkesin hata yapma hakkı var. Hata yapma hakkını kendinize verin. Ama bu aynı hatayı defalarca yapın anlamında söylemiyorum. O pek akıllıca bir durum olmuyor. Hata yapıp ders çıkartmak önemlidir. Dolayısıyla hak etmek, herkes en güzelini hak eder, isteyen de ona ulaşır. Siz bu arzu ettiğiniz hayatı hak ediyor musunuz? Lütfen onu sorun. Ve hak ettiğinizde lütfen yazın. En önemli madde, beşinci maddemizdir. Bu da karar verme aşamasıdır. Yani bu arzu ettiğim hayatı gerçekleştirmeye şu anda tüm hücrelerim ve tüm zerrelerimle karar veriyorum. Arkasından da ekleyin, bir kısmınız için gerekli oluyor. Kararımda kararlı kalmaya da karar veriyorum. Hakikaten karar vermek yakıcı bir duyguyu ortaya çıkartır. Ve adına korku enerjisi denen bütün o enerjilerin üstüne çıkar ve korku enerjilerinizi bastırır. Bunu yürekten isteyin. Daha sonrasında geçmiş olduğumuz bölümde bu hayatınıza bir isim vermenizi rica etmiştim. Çünkü bir çağrıştırıcıya ihtiyaç var zihinde. Bu gözün gördüğü bir obje olabilir. Değerli bir taş olabilir, bir renk olabilir, bir meyve olabilir ya da doğadan bir parça olabilir. Kitap olabilir, kalem olabilir obje derken. Renk mor olur, beyaz olur, mavi olur, yeşil olur, turkuaz, amatist, opal, aklınıza gelebilecek değerli taşlar, lilyum, orkide, çiçeklerden, deniz, dağ, ama mutlaka göz onu görmeli. Gözün gördüğü bir isim vermelisiniz ve tek, yani deniz kızı değil ya da deniz atı değil. Deniz atı beraber yazılıyor ama zihin onu ayrı algılıyor. Tek bir kelime olması gerekiyor. Gözün gördüğü bir kelime olması gerekiyor. Hayatınıza bir isim verin. Ve de imzadan bahsetmiştim, hatırlıyorsunuz, yukarıya doğru atılması gerekli olan, adınızın olması gerektiğini söylediğim. Mutlaka adınızın içeride olması gerekiyor, imzanızda olması gerekiyor. Altını çizmiyorsunuz, üstünü kapatmıyorsunuz, üzerini karalayıp kendinizi sabote de etmiyorsunuz. Böyle bir imza atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi aslında farkındaysanız ve bunları yaparken hissedeceksiniz, biz yeniden inşa etmeye başlıyoruz hayatlarımıza. Ve kendinizi yeniden imar edeceksiniz. Bu şans bize her zaman için verilmiş. Ve hala nefes alıyorsanız, ki alıyorsunuz, izliyorsunuz, hakikaten vaktimiz var. Son zamana geldiğimizde ukdelerle, keşkelerle gitmemeliyiz. Yani keşke şöyle bir hayatım olsaydı. Yapsaydın denir. Yapabilirsiniz. Keşke şunları şunları yapmasaydım. Ders aldınız, tekrar etmeyin. Ama bırakmayın, dışarıda sizden başka bir güç yok. Siz güçlüsünüz. Dışarıda aramayın gücü. Bütün gücünüz sizin içerinizde. Ve sonra da ben size bir hedef kartından bahsetmiştim. Hatırlarsanız geçen hafta izleyenler. Şöyle bir kartımız var. Bu kartın üzerinde tarih yazıyor. Onun altında da bugün çok mutluyum çünkü diye yazıyor. Böyle bir kart edinebilirsiniz ya da küçük bir kağıt da kesebilirsiniz. Bundan 6 ay sonrasının tarihini atıyoruz. Diyelim ki geçen hafta yaptığımız gibi 1-1-2011 yılındayız. 1-1-2011 geldi. Dışarıda kar bekliyoruz. İnşallah bu sene kar yağar. Serin bir, soğuk bir hava var. Ama çok güzel, aydınlık bir hava da var aynı zamanda. Dışarıya bakıyoruz camımızdan. Ve
bu son 6 ayda neler gerçekleştiğini düşünüyoruz. Evet, bugün öyle bir gün. Şimdi bu 6 ay içerisinde neler gerçekleştiyse, yani 2011 yılına kadar olmuş dilini kullanarak yazmanız gerekiyor. Hatırlıyorsunuz, birincisinde, yani sipariş verme, kuantum sıçramasının birinci adımında istedik, olsun dedik ya da istiyorum dedik. Burada artık olsun diline geçmeye başlıyoruz. Oldu diline. Arzu ettiğim işe girdim. Tam da istediğim gibi ya da işte neyse o meblağ, şu kadar meblağ para kazanmaya başladım. Hayatımda yeni tanıştığım ve bana gerçekten değer veren, beni seven bir erkek arkadaşım var ve ilk defa evlenmeyi düşünmeye başladım ve ilişkimiz çok çok güzel gidiyor. Veyahut da anne olmaya karar verdim ya da hamileyim. Neyse istiyorsun, ne istiyorsanız olabilirlik sınırları içerisinde onu buraya yazıyorsunuz. Tarih ve olmuş gibi. Sonra çalışmalarımız nasıl sürecek? 21 günlük 3 periyotluk çalışmalarınız olacak. Minimum. Bunun sebebi şudur. Bizim beynimizde adına nöron dediğimiz sinir hücrelerimiz var. Nöronların özelliği enerjiyle bilgiyi kaydetmedir. Bütün bilgiler bizim nöronlarımızda vardır. Nöronlar arasında adına sinaps dediğimiz bağlantılar oluşur. Bunlar deneyimlediğimiz hayatlar ve düşünce sistemlerimizle, inandıklarımızla oluşmaya başlar. Şimdi sizin nöronlarınızın arasında bir bağlantı yok bu arzu ettiklerinize için. Yeni bir bağlantı kuracaksınız. Ancak eski bağlantılar devam ediyor. Yani sizin bir tarafınız, ki o bizim ego dediğimiz yaramaz çocuk, bir tarafınız nasıl olacak canım, olur mu öyle şey? Şimdi nereden bulacağım millet işsiz gezerken ben işi? Ya da ne, ortalıkta arzu edilen bekar erkek mi kaldı? Hepsi evlenmiş zaten, alınmış gibi düşünceleriniz olabilir ve size bunu egonu söylüyor olabilir. Etrafınıza baktığınızda şunu göreceksiniz. Bazı insanlar yaşamda hakikaten kazanıyorlar. Yani kazanma dediğim, arzu ettikleri hayata ulaşıyorlar. Bazıları da ulaşamıyorlar. Ulaşanların zihinsel olarak dünyaya bakış açıları şöyle olmuyor. Yani nereden, işte bir sürü iş arayan insan varken nereden bulacağım bu işi demiyor onun zihni. Ben arzu ettiğim işi bulacağım. Kim ne derse desin diyor. Ben hak ettiğim ilişki içerisinde olacağım. Ve böyle bir ilişkiyi kendime yaşattıracağım ve deneyimleyeceğim diyor. Asla ve asla, özellikle kriz anlarında, eyvah yandım bittim ben demiyor. Hala ne istediğine odaklanmaya devam ediyor. Hepimizin de böyle olması gerekiyor. 21 gün boyunca her akşam arzu ettiğiniz bu hedef kartınıza, siparişi demiyorum o kadar, daha çok onları bireysel seanslarda yapabiliriz ama en azından ilk önce bu önünüzdeki 6 ay, yani 2011'e kadar ki dönemde arzu ettiğiniz yaşamı, yatağınıza yatıyorsunuz, gözlerinizi kapatıyorsunuz uykuya hazır dönemde. Neden? Çünkü o sırada da beynimiz bizim alfa dediğimiz bir alana, dalga boyuna iniyor. 7-14 hertzlik bir dalga boyu bu. Bu dalga boyu bizi bilinçli zihinden bilinçaltı zihne geçiren, arada kapı yapan, kapı geçiş alanı yapan bir frekans. Bu frekans esnasında zihne giren bütün telkinler ve zihinde yapılan bütün canlandırmalar nöronlarımız tarafından kayıt oluyor. Ve bunu her gece yapmaya başladığınızda o nöronlar arasında biraz önce size bahsettiğim sinapslar örülmeye başlıyor. Yani ilişkilendirme, bunun varlığına inanma, olabilirine gerçekten inanmaya dönüyor. Başta mış gibi yaptığınız çalışma bir süre sonra, evet ben bunu hak ediyorum, tabii ki neden olmasın ki, olacak şeklinde düşündürtmeye başlayacak size. 21 gün bu çalışmayı yapıyorsunuz. Bu dönem içerisinde bizim en çok tepki aldığımız süreçtir bu. Geri egomuz vazgeçirtmeye çalışır. Olacak iş mi? Bunlar pembe gözlükler. Bugüne kadar kara gözlük taktınız, işe yaramadıysa bir de bunu deneyin derim ben. Çünkü bunu hakikaten bütün çalışmalarımda deniyorum. Bizler, bunu yapanlar, danışanlarım, bana gelen kişiler ya da bu tarz çalışma yapan herkes hakikaten bu konuda başarıyı yakaladı. 21 gün bu çalışmayı yaptıktan sonra beyin hücreleriniz ikiye bölünmeye başlayacak. Yani bir nöron 2, 2 nöron 4, 4 nöron 16'ya bölünecek. Kardeş hücre dediğimiz hücrelere bölünmeye başlayacak. Bu ne demek oluyor? Bu verilen, hücreye verilen bilginin
çoğalarak arttığını bize gösteriyor. Ancak bu 21 günden sonra bir haftalık nadas yapacağız. Ve bu bir haftalık nadas